Kararlılık kalan Danıştay saldırısı toplumda birçok yaralar açtı, birçok mağduriyetlere sebebiyet verdi. Birçok karanlık yüzler, karanlık gruplar el ele verip halkın huzurunu bozarak artık arkada ne filmler çevirmişler, bunu kimse bilmiyor. Fakat bizi ilgilendiren tarafı, malum biz Müslümanlar şöyle deriz, bir yerde yaşamak için üç şey gerekir temel olarak. Birincisi adalet, ikincisi doktor, üçüncüsü su. Su yaşam için şart. Adalet de şart, doktor da şart. Onun için biz bu üç temel yaşam gereğinden birisi olan adaletin aksadığı, baskı altına alındığı, ifal edildiği konuları gündeme getirmeye çalışıyoruz. İhmal edenler bunun üzerine gitsin. Korkanlar yapmasın bu işi korkuyorsa. Devlet ama her şeyden önemlisi, yöneticiler ve devletimiz korkarak sindirilen Selim Kiraz mesela öldürüldü. Niçin öldürüldü? Çağlayan Adliyesi'nde. Bu cinayet, acaba bu Danıştay saldırısıyla ne ilgisi var? Yine bu Danıştay saldırısından bağlantılı olarak bu 17-25 Aralık Emin Hocamız veteresinde söylemişti. Öne alındı. Bunların hepsini konuşmamız lazım. Buralarda hep eksiklikler var. Hep puzzle'ın bazı parçaları eksik olduğu için gövdeyi tam göremiyoruz. Burada olay günü silahla birlikte çıkışta yakalanan Alparslan Aslan'ın babasıyla konuşuyoruz. Çok enteresan şeyler söylüyor. Oğlum diyor 30-35 gün yemek yemedi. Kendisinde değildi. Ondan yeterince tahlil için kan numunesi alınmadı. Burada hakimler, savcılar görevini yapmadı. Doktorlar görevini yapmadı, safsakladı. Demek ki burada komple bir karartma operasyonu yapıldı. Kimin lehine bilmiyoruz. Ama halkın lehine olmadığı kesin. Yani Türk halkının lehine olmadığı kesin. Evet İdris Bey. Evet, az önce Alparslan'ın suçüstü yakalanmış gibi işlem yapıldığını söylemiştim. Evet, suçüstü buna değil miydi? Değildi elbette. Alparslan, bir soralım hukukçumuza. Uğur Bey, Alparslan Arslan'ın cinayet 5. katta işleniyor. Giriş kattan çıkışta yakalanıyor. Suçüstü sayılır mı sayılmaz mı? Şimdi orada silahla yakalanıyor mu? Orada o silah, yanında yakalanan silah, ateş ettiği silahsa kriminalde, evet, bir anda orada bir başkasının ateş edip de getirip buna çantasına koymadıysa veya çantayı bunun yanına bırakmadıysa, parmak izleri vesaire o silahta mevcutsa suçüstü. Yani burada Alparslan Arslan gibi bir tetikçi lazım. Çünkü o tetikçinin bir taşla kuş katliamı olabilmesi için, evet, işte başörtüsü sebebiyle yaptığı, hükümetin de söylediği şeyler bu doğrultuda, ilk izlenim dindarların geri plana itilmesi, bir ikilik oluşturulması. Görüntüde bu. Bu görüntüyü sıradan bir tetikçi veremez. Hele evet, parayla iş yapan sabıkalı bir tetikçi. Mesela orada ismi geçen başkaları var. O yakalanmış olsaydı bu etkiyi yapamazdı. Ya o yüzden Osman Yıldırım falan olduğu söyleniyor. Alparslan'ın üzerinde kalması gerekiyor ama Alparslan mı yaptı, bir başkası yapıp ona mı bıraktı? O konu mahkemenin bileceği ve şimdi, delillere göre takdir edilecek bir şey. Yani tam suçüstü diyemeyiz, öyle mi? Tabii dosya çok detaylı bir dosya, bilmiyorum ben. Dediklerinize katılıyorum ancak şunu belirtmem lazım. Sizler de biliyorsunuz ki ilk düğme yanlış iliklendiği zaman hepsi yanlış. Ondan sonraki düğmeler otomatikman yanlış iliklenir. Evet. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı soruşturmayı eksik başlatınca otomatikmen hepsi yanlış bir seyir devam etti. Evet. Şimdi
bendeki kanaat, yani 12 yıldır bütün hayatımı bu işe adadım. Elde ettiğim bilgi ve bulgular ışığında düşündüğümde Alparslan'ın masum olduğunu, suçsuz olduğunu düşünüyorum. Birkaç örnek ver mesela, neden bu olayda masum olduğunu. En önemlisi kamera kayıtlarının yok edilmesi. Eğer fail Alparslan Aslan ise kamera kayıtlarının yok edilmesine gerek yok. Evet. Çünkü fail ortada. Evet. Ama fail bir başkasıysa kamera kayıtlarının silinmesi icap eder. Evet. İşte bence fail bir başkası. Ben buradan Osman Yıldırım'ı konuşmaya davet ediyorum. Lütfen. Osman Yıldırım yurt dışına kaçtı biliyorsunuz bir yıl süreyle. Ben evet. O süreçte bile sosyal medya üzerine kendisiyle sürekli iletişim halindeydim. Bana söylediği şu, ben Yusuf'u Yakup'la hiç kavuşturacağım diye telefonumda hala duruyor mesajı. Yani Yusuf sizin oğlunuz Alparslan. Aynen öyle. Yakup da babası sizsin. Osman Yıldırım burada kesin bir şey bilmese bu ifadeyi kullanmaz. Evet. Osman Yıldırım geçen biliyorsunuz Beyaz TV'de Latif Şimşek Bey'in programındaydı. Evet. Lafı getirdi götürdü ama bir türlü söylemesi gereken şeyi söylemedi bana göre. Yani Osman Yıldırım bazı gerçekleri biliyor diyor. Biliyor. Kesin biliyor. Osman Yıldırım bir daha söylüyorum. Ben Osman Yıldırım konuşmaya davet ediyorum. Lütfen evet. Konuş. Vicdanın seni rahatsız ediyor inanıyorum. Ki senin ifadelerinden ben bunu çıkarıyorum. Evet. Ankara'daki tanıklar ifadesinden de bunu çıkarıyorum. Ve Osman Yıldırım'ın Silivri'deki mahkeme sürecinde de belirtmişti. Bu bütün bu olayları ben gerçekleştirdim ama Alparslan üstlendi şeklinde evet. Bir açıklaması olmuş. Evet. Ben bunları söylerken durup dururken söylemiyorum. Ya bu kanaati bende oluşturan önemli veriler var. Bunun için benim şahsen kanaatim az ve öz olarak söylemem gerekirse evet. Oğluma kimyasal madde verildi. Çünkü Alparslan'ın kişilik yapısı, zihinsel yapısı, fikri yapısı buna uygundu. Evet. Kimyasal madde verildi. Alparslan böylece taştı. Olayı bir başkasına yaptırdılar. Ama Alparslan suçüstü yakalanmış gibi Ankara'da yakalandı. Böylece dosyayı bu şekilde hazırladılar ve süreç böyle devam etti. Daha sonraki süreçte Alparslan'a sürekli ilaç vererek Alparslan'ı konuşamaz, kendini ifade edemez hale getirdiler. Ben bunu fark ettiğim zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdim. Alparslan kendine geldiği dönemlerde "Baba benim bu işlerle bir alakam yok, ben suçsuzum, ben masumum" dediği halde duruşma tarihi yaklaştığı zaman Alparslan'ın kendini kaybettiğini, yanlış şeyler konuştuğunu, saldırganlaştığını gözlemledik. Bir bilinç kontrolü mü var acaba? Bir bilinç kontrolü, bir ilaç vererek acaba hala cezaevinde de ilaç mı veriyorlar? O kanaatteyim. Peki, bununla ilgili bir girişimde bulundunuz mu? Bulundum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazdım. Hatta dilekçenin örneği yanımda duruyor. İfadem alındı ama daha ötesine herhangi bir işlem yapılmadı. Daha sonra biliyorsun Bakırköy'e gönderildi Alparslan. Evet. 10 yıl demişim, 10 gün tedavi gördü. Gittim doktoruyla görüştüm. Alparslan Bakırköy hastanesinde gayet iyi olduğunu gördüm. Ve orada da aynen o zaman şöyle bir karartma var. Şimdi benim yaptığım incelemede İdris Bey, oğlunuzun Bakırköy'e gitme gerekçesi işte akıl sağlığı yerinde değildi, rapor alıp kurtulmak diye yazılı. Ama oysa siz tam tersini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki oğlum gerçekten hasta, aksine Bakırköy'e gittiği zaman orada doktorların müdahalesiyle normale döndü. Doğru mu anladım? Evet. Evet. Normale döndü. Demek ki rapor alma gibi bir düşüncesi yok. Zaten kendinde değil. Hayır. Zaten kendisinde değil. Rapor bende duruyor. Rapor aldım ben. Evet. Erenköy'e gönderildiği zaman yine benim girişimlerim üzerine Erenköy'e gönderildi. Doktor hanımla görüştüm. Doktor hanım sanki ben Alparslan'a deli raporu almak istiyormuşum gibi anladı. Bir
kanıya kapıldı. Serzenişte bulundu. Ha, evet. Çok üzüldüm. Onu da söyleyeyim ben. Buradan kendisini kınadığımı belirteyim ben. Yani evet. O bir doktora yakışmayacak tavır hareketler sergiledi. Bir baba böyle okumuş bir evladına nasıl deli rapor almak ister? Bunu hangi vicdan kabul eder? Kendisine de izah et. Hanım dedim, oğluma ben kimyasal madde verildiğini düşünüyorum. Yoksa ben oğluma böyle bir rapor verilmesi için bir girişimde bulunmadım. Ya dolayısıyla peki bu söylediğiniz iddiayla alakalı oğluma kimyasal madde verilmiştir. Evet. Bununla ilgili bir araştırma yaptı mı o doktor hanım? Yok, yapılmadı. Sadece ilaç verildi. Tahliller falan yapılıp da inceleme yapılmadı bilemiyorum. 28 gün falan Erenköy'de kaldı. Tabii Erenköy'de biz Alparslan'la görüşmek istedik ama görüşemedik. Durumu çok çok kötü olduğunu söylediler. Oradaki görevliler evet. Bir robot gibi olduğunu izah ettiler. Daha sonra oradan cezaevine gönderildi. Bir ilaç, bir yıl boyunca aynı ilacı kullandı. Daha sonra işte Bakırköy'e gönderildi. Bakırköy'deki hastane sürecinde Alparslan'ın iyi olduğunu gözlemledik. Yani hastanede iyileşti. İyileşti. Peki. Ama duruşma tarihlerine yakın hep Alparslan'ın psikolojisinin bozulduğunu gözlemledim. Konuşamadı, kendini ifade edemedi, doğruları söyleyemedi. Hatta bir şeyiniz var, Alparslan'ın mahkemeye bu saldırıyı ben yapmadım, benim buna ilgim yok diye bir kendi el yazısıyla dilekçesi var demiştiniz. Dilekçesi şurada. Onu mahkeme hakimi... Bilmiyorum, kamera gösterebilecek mi? Verin bakayım. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazmış. Hatta ben de o evet. Dilekçenin benzeri 28 adet dilekçe 4 gün içerisinde yazmış. Uğur Bey, 4 gün içerisinde birbirinin fotokopisi gibi 28 tane dilekçe yazmış. O da bir anormal. Bir anormallik var burada. Şurada dilekçeler. Yani beyin fonksiyonları bozulmuş. Yani. Bozulmuş. Aynı şeyleri 28 aynen defa. Öyle. Bir avukatın yazacağı dilekçeler değil bir defa. Bu bana Hasan Mezarcı'yı anımsattı. Yani cezaevi sürecinde %100 değişen, psikolojisi alt üst olan bir kişilik var. Evet. Suçu işleyip işlememesi ayrı bir evet. Şey. Cezaevinde bu yaşananlar, suç sürecinde yaşananlar ayrı bir olay. Evet, böyle bir el yazısıyla kısa öz bir dilekçesi var. Benim herhangi bir suç işlediğim söz konusu değildir diyor. Evet. Orada kendi geçmişinden de bahsediyor. Ben hiç kimseye suç işlemedim. Hiç kimseye evet. Bir bu ülkenin sadık bir evladıyım. Devletime, sadece milletime karşı da herhangi bir devletime, şey milletime karşı böyle bir geçmişimde en ufak bir şey yoktur ki bunu da işleyeyim. Yani bir anda canavar mı oldum der gibisinden bir şey yazmış ama diyorsunuz ki bu süreçte evet. Duruşmalarda filan kulaklarını tıkayan, hakimle diyalog kurmayan, kendini ifade etmeyen bir kişilik olmuş. Şimdi de İdris Bey şeyi anlatmak istiyordum. Dediniz ya bu dilekçeyi mahkeme başkanı eline alıyor, gösteriyor. Bunu sen mi yazdın diye duruşmada. Evet. Alparslan Aslan ise orada yine ilaç etkisiyle kendini ifade edemedi. Evet ben yazdım. Ben susuz, ben masumum demesini beklediğim sırada Alparslan hiçbir şey konuşamaz duruma geldi. Mahkemede adeta lal oldu. Aynen. Ondan bir hafta önce cezaevinde görüşmemizde masum olduğunu, susuz olduğunu, bu olaylarla bir alakasının olmadığını söyleyen Alparslan duruşmada konuşamaz duruma geldi. Dilekçe yazan kişi evet. Duruşmada konuşamıyor. Konuşamaz duruma geldi. Yani sizce de bu durum normal bir durum değil. Değil. Bu olaydan önce Alparslan'ın böyle bir şeyi var mıydı? Herhangi bir hastalığı var mıydı? Hayır. Hiçbir böyle psikiyatri tedavisi falan? Hayır. Kesinlikle. Depresyon, sinirsel herhangi bir hastalığı? Hayır. Öyle bir, kesinlikle öyle bir şeysi yoktu. Zaman zaman Elazığ yanımıza gelirdi. Hemen hemen her bayram. Evet. Ve bayram aralarında. Gelirdi, görüşürdük. Gayet sağlıklı, iyi olduğunu görürdük. Ne olduysa son zamanlarda oldu. Daha sonra İstanbul'a geldiğimde iletişim içerisinde bulunduğu insanların da ifadelerinden anladığım kadarıyla Alparslan onlara da söylemiş. Başım ağrıyor, rahatsızım şeklinde birçok beğeni olduğunu dinledim. Evet.
Ya çok enteresan bir durum. Yani bu şikayetler irdelenmemesi, hiç kale alınmaması. Halbuki devlet aslında